alacağız. Bundan hiç şüphem yok. Ben bunu nereden inanıyorum? Ben köylerden geliyorum, ilçelerden geliyorum. Benim kadar hiçbir köye ve ilçeye giden büyükşehir adayı yok. Onlar hala Malatya merkezde hepsi. Birbirlerini 5 lira dolanıp duruyorlar. Ama biz köye indik, halkın merkezine indik, Malatya'nın merkezine indik. Köylere, ilçelere gittik. İnşallah benim bütün köylü ve ilçede yaşayan hemşerilerim de benim kıymetimi bilecekler, bana desteklerini verecekler. Ben de Allah'ın izniyle onlara hizmet etme onurunu yaşayacağım Seyfi abimle beraber. İlgili proje açıklayan başka aday yok. Ben sizlerin içinizden çıkmış bir insanım. O yüzden sizlerin dertlerini, sorularını çok iyi biliyorum. İnşallah beraber çalışacağız. Tekrar bizi bugün böyle ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha sonra Seyfi abi bir yine beraber geliriz Fethiye'ye. Daha detaylı ben anlatırım. Birazdan da ayrılmak zorundayım. Malatya'da 5.30'da başka bir programım var. Ona geçeyim. 4.30'u yaktım senin için. 5.30'u yakamam. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tamam. Tamam. Ben de buraya gelmişken bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Öncelikle hepinize çok teşekkür ederiz. Bugün için de her zaman size teşekkür ederiz Fethiye'ye. Fethiye tabi bu bölgede örnek olmuş bir köyümüz, bir beldemiz. Hem yurt dışında yaşayan insanlarıyla kendi beldelerine sahip çıktılar. Beldeyi belki devletin hiç katkısı olmadan bu hale getirdiler. Öncelikle Fethiye'lere teşekkür ediyorum. Ayrıca Fethiye'nin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen şu anki belediye başkanımız Habib Yücel'e de daha önce emek vermiş Sayın Seyfi Sokuya da daha önce muhtarlık yapmış, emek vermiş, Fethiye'ye emek vermiş bütün arkadaşlarımıza da huzurlarınızda teşekkürü bir borç biliyoruz. Fethiye'de iki aday arkadaşımız ve toplam 5 aday arkadaşımız aday olarak müracaat etti partimize. Yapılan anketler sonucunda çeşitli örgütün fikri alınarak Sayın Seyfi Sofu partimizce aday gösterildi. Bunda tabii bizim kanaatimiz, bizim isteğimiz değil, vatandaşın isteğiyle oldu. Onu söylemek isterim ben size, onu altını çizerek söylemek isterim. Sadece Fethiye'liler değil, bütün çevre köylerdeki muhtarların ortak fikriyle Sayın Seyfi Sofu aday oldu. Bugün de gezdiğimiz köylerde gördüğümüz manzara, burada gelen arkadaşlarımız da var. Örneğin bizim daha önce 1-2 oy aldığımız köylerde birinci parti olduğumuz gözüküyor. Özellikle son gezdiğimiz köyü hep beraber gördünüz. Biz artık, benim bu 11. 12. seçimim. Ta 1991'den beri bütün seçimlere katıldım. Yani kiminde seçimi yönettim, kiminde il başkanıydım, kiminde adaydım. Ama birçok seçim geçirdik. Belki 11 seçim falan oldu ama görünen o ki Yazıhan'da çok olumlu bir noktadayız. Tabii önce kendi taban oyumuzu bölmeyeceğiz, parçalamayacağız. Eksiksiz oylarımızı kullanmamız lazım. Şimdi biraz önce Sayın Hakan İnci de söyledi. Birlikte gezdiğimiz arkadaşlarımız da. Nerede Hacı abi, Hacı Demirhan? Odayım canım. En Hacı abi de eski il başkanımız Hacı Demirhan. O da gördü. Bu seçimi kaybetmemiz için tek bir şey var. Kendi içimizde bölünürsek, kendi oylarınızı kullanmaz iseniz, eksik kullanırsanız bu seçimi belki kaybedebiliriz. Ama onun dışında gördüğümüz manzara hakikaten beni çok umutlandırdı bugün. Hep beraber geziyoruz. Örneğin işte burada Ali Seyit amca var, Hamid geldi. Daha önce Hamidiye'de 5 kişi yan yana göremezken sağ olsunlar bugün diğer arkadaşımız da Hamidiye'de, Ahmet nerede? Ali Ali. Ali Ali. Ahmet. Şimdi o arkadaşlar Hamidiye'de hakikaten öyle. Çivri'yle öyle. Ne bileyim Ansır'la öyle değil mi? Öyle öyle. Başpınar öyle. Bu konuda iyi bir noktada olduğumuzu söylemek istiyorum. Şimdi biz tabii Fethiye'de hem yurt dışındaki akrabalarınızın seçimde oy kullanması için Almanya'daki Fethiye'li arkadaşlarımızın oy kullanması için hem de diğer illerdeki arkadaşlarımızın oy kullanması için size ihtiyacımız var. Bu partiye sağ olun hep karşılıksız oy verdiniz. Hep karşılıksız oy verdiniz. Biz Almanya'daki akrabaları siz çağıracaksınız. Davet edeceksiniz onların oy kullanması için. Bunu hepinizden sizden rica ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iyi bir noktada seçim almak üzereyiz bu konuda. Bir de tabii şu anki yaşadığımız şeyleri görüyorsunuz arkadaşlar. Türkiye herhalde bir cumhuriyet halinde yaşamadığımız,
bir dönem yaşıyoruz ve dünyada da hiçbir ülkenin yaşamadığı şeyler yaşanıyor şu anda bu memlekette. Bakın 17 Aralık'la beraber ülkenin bakanlığının başbakanlığı ne kadar yolsuzluğa bulaştığını gördük. Dünya lideri dedikleri, büyük usta dedikleri insanın nelerle uğraştığını gördük. En son geçtiğimiz haftaki ses kaydıyla bir babayla oğlunun arasında geçen konuşmayı dinledik ve utanç duyduk. Arkadaşlar bakın bazı insanlar kötü iş yapabilir, kötü yola düşmüş olabilir. Ama hiçbir zaman örneğin bir insan eroin kaçakçılığı yapar ama oğlunu o işe bulaştırmaz. Hırsızlık yapar, oğlunu bulaştırmaz. Kırkız var. Yapıyor ve maalesef hem kendi cebini dolduruyor hem de ülkeyi bir uçurumun kenarına götürmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar, bakın burada en yakın köyümüz Hamidiye değil mi? Evet. İşte burada Sarsap var, Hamidiye var. Şimdi Fethiyelilerle ve Akpınar var. Hamidiyeliler arasında ve Akpınar arasında bir mezhep sorar mısınız birbirinize? Hayır. Ya buraya geldiği zaman Hamidiyeli biri geldiği zaman Sünni der misiniz? Hayır. Ve Hamidiyeli biri Fethiyeli gittiği zaman Alevi der mi? Hayır. Ama başbakan, bakın başbakan önceki gün çıkan ses kaydıyla bunu bile aramıza sokmaya çalışıyor ki şükürler olsun insanlarımız sağduyulu. Ne diyor? Başbakanla Adalet Bakanı konuşuyor. Ne oldu diyor Aydın Doğan'ın davası diyor. SPK ile ilgili efendim takip ediyoruz diyor. En son başbakan çok zorlayınca efendim diyor Hakim Alevi diyor Alevi. Hakim Alevi diyor. Hakim dedi yani öyle müsteşar değil, SYK üyesi değil, Yargıtay üyesi değil. Sıradan bir hakime diyor ki bu hakim Alevi Alevi. Kim söylüyor bunu? Ülkenin başbakanı söylüyor. Sözün bittiği noktadayız. Sözün bittiği noktadayız arkadaşlar. Yani bu bir cümle kalması ülkemiz için tehlikeli, bizim için tehlikeli. Onun için burada hep beraber sadece kendimiz için değil, yazılan için Seyfi Sofu'nun seçilmesi için uğraş vereceğiz. Malatya için de Hakan İnci'nin seçilmesi için hep beraber uğraş vereceğiz. Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün resmi var. Evet. İsmet İnönü'nün resmi var. Bakın, hükümet, başbakan iki günden beri de bir şey söylemeye başladı. Mustafa Kemal Atatürk'e hala vatandaşlar korktuğu için bir şey diyemiyor. En yakınına küfrediyor. Adam yolsuzluk yapmış, İnönü diyor. Diktatörsün diyor, İnönü diyor. Dün yine İnönü'nün örneğini verdi. İnönü'ye bakın diyor. Ey CHP zihniyet, İnönü'ye bakın diyor. Şimdi Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun söyleyin. İnönü'nün çocuklarının hiç yolsuzluğa karışını duydunuz mu? Hayır. İnönü'nün yolsuzluğa karışını duydunuz mu? Hayır. İsmet İnönü'nün ismi yolsuzlukla anıldı mı? Hayır. Bakın bu adam İsmet İnönü 90 yaşına yakın öldü. 50 yılı ülke en önemli şeyinde, en önemli noktasında, en önemli noktasında öldü. Ama İsmet İnönü'nün yolsuzluğa, hırsızlığa karışına şahit olamazsınız. Önce kendi de karşılaştırsın, kendine bir baksın. Sonra İsmet İnönü'ye laf söylesin. Şimdi durum bu. Sizin hepinizden bu anlamda hem ülkemizin bütünlüğü için hem insanlarımız arasındaki nifakın olmaması için bu seçimlerde bu hükümetin gitmesi lazım. Önümüzdeki Ağustos ayında bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ama ondan önce bu seçimde AKP'nin oylarını düşüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarını yükselteceğiz. Hem yazılanı alacağız hem büyükşehri alacağız. İnşallah. İnşallah. Halka ibaret edeceğiz. Ben bu duygularla hepinizden rica ediyorum. 30 Mart'a kadar çok bir şey istemiyorum ben sizden. Bir de bak, toplantıyı... Evet söyleyeceğim. Çok şey istemiyorum ben sizden. Bakın Hakan İnci 24 saat çalışıyor. Seyfi Sofu 24 saat çalışacak. Sizden çok şey istemiyorum. Eğer Mustafa Kemal Atatürk'ü ilkelerine, Cumhuriyet'in ilkelerine bağlıysak günlük hepimiz birer saatimizi vereceğiz. Sağımızdan, solumuzdan, çevremizden birer tane oy isteyeceğiz. Hep, bu konuda sizden hepinizden rica ediyorum. Tekrar size çok teşekkür ediyorum. Bir de bütün Fethiyelileri cumartesi günü öğleden sonra işinizi bitirip cumartesi günü Malatya'ya davet ediyorum cumartesi günü. Kim davet ediyor? Ben davet sahibi ben değilim. Kemal Kılıçdaroğlu cumartesi günü akşam 4'te yeni belediyenin orada sizlerle buluşacak. Bütün Fethiyelileri eksiksiz oraya bekliyoruz. İnşallah. Hacı abi İtalyanız, Hacı abi eski il başkanımız Hacı Demirhan. İbrahim bizim Yazıhan ilçe başkanımız. Erdal abi il başkan yardımcımız. Diğer Muharrem Bey'i falan söylemiyorum.
aday, burada meclis üyesi aday arkadaşlarımız da var. Onları da tanıtayım ben size. İbrahim Çakı İl Başkan Yardımcımız. Ali Bey bizim belediye meclis üyesi adayı. Sonra şey Rıza yok herhalde burada. Ahmet nerede ha? Ahmet belediye meclis üyesi adayımız. Mahsuni belediye meclis üyesi adayımız. Süleyman belediye meclis üyesi adayımız. Hasan Hüseyin belediye meclis üyesi adayımız. Unuttuğum kimse var mı? Muharrem abi eski ilçe başkanımız. Başkan herhalde unuttuğum kimse yok değil mi? Ali Seyda bir tane komşunuz. Bizim Sezai Ayak'la bizim buzluklu, bizim şimdi beraber çalıştığımız, bize çok destek veren, hakikaten sağ olsun. Pazar günü de böyle 150-200 kişilik bir toplantı yapacak. Orada bütün Ayhanlarla bizi sağ olsun çok destek veriyor. Ona da burada huzurlarınızda çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün bizim... çok teşekkür ederim. İnşallah hem Fethiye'ye hem yazlığa sahip çıkarsınız. İnşallah. Zengin kalkışı yapalım. Bayanlar bir çılsın da.